Herkese iyi akşamlar. Evet, daha böyle biraz iyi hissettim kendimi. Bugün koyunun yemini, otunu verirken şöyle hızlı hızlı çalıştım. İşim bitti. Böyle her tarafımı aramaya başladı. Şuradan eve zor gittim. Lan, ne oluyor? O ne? Ne yapalım? Ne gördün lan? Paşa! Azat doğu! Gel. Yani bismillah şöyle bir kontrol edelim. Bu sene işimiz zor arkadaşlar. Bu sene işimiz zor. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz bilmiyorum. Şimdi bakın zaten dar. Ahır. Ondan sonra kuzu. Kuzular doğacak. Kuzuları ayrı bir yer yapmamız lazım. Bakın bu kuzulara şu anda yem vermemiz lazım. Bakıyorum otlarını yemişler. Hiçbir şey bırakmamışlar. Bitirmişler. Ve şimdi burayı bölsek zaten dar. Diğer koyunlar nerede kalacak? Bakın bu kuzulara şu anda kuzu büyütme yemi vermeye başlamalıyız. Bunları halletmemiz lazım. Tamam burada emiyor bak hala anasını. Burada işler yolunda. Bugün kuzulara yem verirken köpekler bu şeye verdiğimiz yemi yiyorlar arkadaşlar. Bu arpayı değil de yemi yiyorlar Dumo'yla. Şirin çok kötü boğuştu. Şirin biraz Dumo'yu silkeledi. Şirin biraz daha eke. Bu paça nerede? Paça gene yavrunun yanına mı girdi yoksa? Fıstığın ne oldu ayağına? Diken battı. Diken battı fıstığımın ayağına. Evet, Venüs soruluyor. Venüs burada arkadaşlar. Fındık mermi Venüs'üm. Uçtuk. Hay, tipe bak tipe. Ayaklara bak, bacaklara bak. Fındıkım çok güzel. Bunları hep ayıracağım. Damızlık. Damızlık dişleri ayıracağım. Yıldız güzel yavru veriyor arkadaşlar. Daha önce söylemiştim. Bozi'nin eski sahibiyle görüştüm. Bozi'nin yavruları şey doğuyormuş. Yani cılız oluyormuş ama sonradan büyüyorlarmış. Ama şöyle söylemek gerekirse insanlara alırken bunu pek anlatamıyorsunuz. Mesela yıldızın yavruları daha da etli butlu oluyor. Daha görseli güzel oluyor ve büyüdüklerinde de bozmuyorlar. Bozi Hanım bugün horozu kaptı. Bağırdım çağırdım bıraktı. Biraz kızdırdı bizi. Fıstık bu aralar Bozi ile çok uğraşıyor. Fıstık Hanım Bozi ile çok uğraşıyor. Birazdan Azat'ı bağlayacağım. Doçkayı açacağım. Hadi bakalım gecelerin yargıcı Doçka. Sistem bu şekilde. Abi yeri geldiği zaman gel Doçka. Hadi geç bakalım. Kim var içeride başka? Kurce. Evet, Azat. Taktı mı takıyor işte böyle. Bir daha da rahat vermiyor. Evet Toşka. Gezecek. Azap. Dün Azap gece biliyorsunuz şantiye gitmişti. Tek başına gelmiş gece. Daha da riskli yani arkadaşlar. Aa geldi. Makina geldi makina. Şey paça nereden geliyorsun? Çatıdan mı geliyorsun? Zavu abinle takıla takıla çatılar da öğrendin. Paçam. Işık seni. Ne yapıyorsun lan? Ayağın düzeldi mi? İlaç yaptım oraya antibiyotik yaptım. Yarasına çok mızmız. Yarasına çok mızmızlık yapıyor. Bak bugün oo abi şu sultanım kilo almaya başladı arkadaşlar. Sultanım dehşet oldu. Bugün hele şeye hangisini hatırlamıyorum. Bir dikildi, bir kastı böyle vücudunu. Yemin ederim arkadaşlar ben sultana bayılıyorum. Sultan benim üretmek istediğim model.
Ama bir canlı yayında göstermiştim bir köpeği size. Belçika'da. Aynı paçanın biraz daha büyüğü. Fizik müzik aynı böyle. Takoz gibi. Zaten köpeğin ismi de Takoz. Sultan benim üretmek istediğim model. Sultan'ın 80 üstünü çıkarabilirsem öyle görünüyor ki bu aralar bizim Kanas oraya doğru gidiyor. Gel gel buraya gelin gel. Kanas oraya doğru gidiyor. Sultan'la Kanas muhteşem olacak arkadaşlar, muhteşem. Ulan görür görmez mi ya paşayı? Paça. Görür görmez mi ya? Hemen başlıyorsun. Bak. Görür görmez ya. Paçayı bir şekilde yakalayıp içeri koymam lazım. Bu şekilde bırakmayalım. Çünkü paşayla doşka paçaya dalar mı? Dalabilir. Ya da paçayla doçka paşaya dalabilir. Çünkü paşa şey yapıyor arkadaşlar. Doçkaya da dikleniyor. Paça zaten kapanan kırık. Psikiyatriye götüreceğim arkadaşlar onu. İlaç yazdıracağım. Kafada var yani onun. Yani gerçekten bir kafasında bir tahtalar eksik. Önüne gelene dikiliyor. Azapa bazen gidiyor kafa tutuyor. Ne yaptı? Yani umarsızca ne yaptığını bilmiyor arkadaşlar. O yüzden tahtalarda var sıkıntı. Biraz birkaç tahtası eksik. Ha, gel, hadi gel. Şimdi oraya gitmeyelim. Dağılmayın. Aşağı doğru gitmeyin. Gel, gel, gel. Hadi gel. Aşağı doğru gitmeyin, gel. Şuraya bak. Gel mi diyorum, git mi diyorum. Arkadaş belli değil ya. Git. Git git. Gittiğince de dönüp bana bakıyorsunuz. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel. Aferin paşa. Aferin. Mermi yıldız sultan. Kilosunu aldı fıstığım benim. Gel, 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 gel. Çıkalım. Çıkalım. Kim o? Ben anlamıyorum. Akşamları daha sıcak. Gündüzleri daha serin. Bizim sistem aynen bu şekilde arkadaşlar. Yara şey yapabiliriz. Gündüzü gece değiştirebiliriz. Evet. Bunlar da boğuştan sonra uslanmazlar. Paça da hırlamaktan vazgeçmiyor. Paşa da diklenmekten vazgeçmiyor. Ama dediğim gibi bu şekilde bırakamam. Robocop Paşa ile Psikopat Paşa'yı bir arada bırakamıyorum. Şimdi birazdan gelecekler. Oo. Küçük adam da hırlıyor Paşa'ya. Ne oldu oğlum? Bir de sen mi başlıyorsun? Gerçekten Küçük Adap'ın nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Yani diyelim bir kavgaya girdiğinde ne yapacağını çok merak ediyorum. Tabii ki bunları doğal bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz ve o yüzden bekliyoruz. Açıkçası bekliyorum yani, ben Azap'ın ne yapacağını bekliyorum. Zav, şantiyede takıldın bir gün. He? Geri geldin. Savuşki, seni de içeri alacağım. Çünkü bu psikopat senin çok canını sıkıyor. Zao. Zao'yu da içeri almak lazım. Eşya yiyen Zao'nun biraz o günden sonra morali bozuk. Olsun Zao.
Ay zavu, yandan bakışlı zavulara bak. Ya bakışlara bak. Evet, düşürdüm. Bir de hastalık var. O yüzden biz alalım paçayı, zaluyu içeriye. Azatsız alacağım çünkü sabaha kadar ya gecenin 3-3.30 arkadaşlar. Gözünüzü bir açıyorsunuz. Azatto'nun havlama sesleri susmuyor içeride. Artık yani böyle bağırasım geliyor sus diye. O yüzden onu da içeri alacağım. Gerisi gezmeye devam etsin. Kusura bakmayın, bugün bu şekilde olmak zorunda kaldık gerçekten. Rahatsızdım bugün. Biraz baktım mesaj gelmiş, yorumlu gelmiş. Abi sabahtan beri veya işte kardeşim video bekliyoruz. Arkadaşlar bazen çok güzel videolarımız oluyor. Gülüyoruz, eğleniyoruz, konuşuyoruz, sohbet eder şeyine köpeklerimizin hepsiyle bir şeyimiz oluyor. Bazen de işte bu hava şartlarından dolayı böyle sıkıntılı günlerimiz olabiliyor. Anlayışınız için sağ olun. Paçanın gelmesini bekliyorum. Paça gelince içeri alacağım. Yıldız Sultanım birkaç ay içerisinde kızana gelebilir. Bakım iyi. Yavruların da büyüdü. Yani bir iki ay içerisinde, 3 ay içerisinde kızana gelebilir. Evet, paça gelince içeri alacağım, azat alacağım, zavuyu alacağım. Doşka ve paşa yesinler arkadaşlar. İyi akşamlar. Yarınki videolarda görüşürüz. İnşallah daha da iyi hissederim kendimi. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.